Taksi lazımdır abi. Yolla, bir taksi yolla. Sana teslimim, Melahat abla. Herkes bir taksi bekler. Akasya yollar, sarı melekler. Taksici gazla biraz. Biraz acelem var benim. Geç kalmayı istemem, hizmet beklerim. Yolla, bir taksi yolla. Yetiştir beni, Melahat abla. Herkes bir taksi bekler. Akasya yollar, sarı melekler. Buyurun Akasya durağı. Anlaşıldı efendim. Hemen gönderiyorum. Biraz hızlı gidebilir misiniz şoför efendi? Ay evet abla. Tek rakibim var. O da Türk Hava Yolları. Taksicilik zor iştir da çeşit çeşit insanla muhatap olaysın. Alın yazısı gibidir taksimetre beyim. Ne yazdıysa odur kısmetim. Taksici gazla biraz, acelem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Şoför bey, neredeyse geldik. Lütfen sağda ineyim, trafik müsait. Yolla, bir taksi yolla. Sana teslimim, Melahat abla. Herkes bir taksi bekler. Akasya yollar, sarı melekler. Yolla, bir taksi yolla. Solda, kaldık yollarda. Bereket versin efendim. Yine bekleriz. Sen beni ne yüzle arıyorsun ya? Murat, ne olur bir bağırmadan önce dinle beni. Bak ortada tamamen bir yanlış anlaşılma var. Sadece biraz konuşmak istiyorum Murat. Tuğçe, konuşacak bir şey bıraksaydın konuşurduk herhalde değil mi? Her şeyi mahvettin, farkında değil misin sen? Murat, bak benim Tuna'yla karşılaşmam sadece bir tesadüftü. Ben Uludağ'a sadece moda çekimleri için gittim. Ne olur inan bana. Tuğçe, bana İzmir'e gittiğini söylüyorsun. Televizyonu bir açıyorum, Uludağ'dan çıkıyorsun. Sana bir daha nasıl güvenirim ben ha? Modellik yapmama izin vermediğin için böyle bir yalan söylemek zorunda kaldım. Sadece ufak masum bir yalandı Murat. Senin için ufak masum bir yalan olabilir ama benim için değil. Artık her şey bitti. Benim için her şey bitti, anlıyor musun? Bu bana son sözün mü Murat? Evet Tuğçe, bu sana son sözüm. Her şey bitti. Ağlaydım elin eline. Helal olsun.
Ya teşekkür ederim ya. Hakikaten alkışlayan elleriniz dert görmesin. Vallahi Seyit kardeş var ya, seni seneye ben Eurovizyon şarkı yarışmasına sokmazsam bana da Sinan demesinler. Biz zaten sana Sinan demiyoruz ki oğlum. Üç kağıtçı diyoruz. Aşk olsun baba ya. Bozuk para gibi harcadın beni ya. Yakışıyor mu yani sana ya? Seyit, Hüseyin hadi oğlum siz gidin yatın uyuyun. Akşama çalışacaksınız, dinlenin hadi. Tamam, tamam. Hadi bakalım şöyle güzelce uyuyun şirinlerim. Sinan abiniz gelsin mi? Size ninni söylesin mi? Ayağında sallasın mı? Size biberon emzirsin mi? Hadi bakayım hadi. Dandini dandini destana. Ya komedi insanı. Hoş geldiniz. Kalimera. Hoş geldiniz. Ah, sizin için börek yaptım yine. Her sabah börek. Şımartıyorsunuz bizi Eleniciğim. Aa, ama bu sefer çok geciktiniz Eleni yengeciğim. Vallahi çok mahcum. Sen hiç düşünmüyor musun Ali Cemal'i uşağım aç mıdır, tok mudur? Ah, terbiyesize bak. Allah Allah ya. Kadın lütfediyor bize her sabah börek getiriyor. Senin hizmetçin mi lan bu kadın? Bele be. Hadi köle bize çay yap da hep birlikte börek yiyelim. Eleni yenge, biliyor musun ben sana şiir yazdım. Aa, öyle mi? Okuyayım mı? Oku. Çarşıya vardım, aldım yemeni. Yengeler içinde en güzeli benim yenge Eleni. Ah, Barakalon, çok teşekkür ederim. Çok güzel. Daha dur, ben bunu besteleteceğim. Fazıl Say'la görüşmelerim devam ediyor inşallah. Sinan, ufak at da civcivler yesin. Aşk olsun hocam ya. Sen benim attığımı nerede gördün? Sen benim ağzımdan hiç yalan çıktığını duydun mu ya? Efendim, günaydınlar. Eyvahlar olsun. Eyvah, bela geliyorum demez. Kim bu frekale? Dükkanın sahibi yengem. Hoş geldiniz Masal Beyciğim, hayırdır? Efendim şu zam meselesini konuşmak için geldim sizinle. Zam mı? Ne zam mı? Ne zam mı olur mu? Durağın kirasına %50 zam yapıyorum işte. Oha! Bu kriz zamanında zam mı olur? Ah! Beyefendi siz deli misiniz? Affedersiniz ama taksiler her gün gidiyor, boş geliyor. Müşteri bulamıyoruz. Vergileri ödeyemiyoruz. Kaskoları yatıramıyoruz beyefendi. Beyefendiciğim, bunlar beni hiç ilgilendirmiyor. Ben aldığım paraya bakarım. Melahat Hanım burada olsaydı şimdi bu buruşuk muşambayı bir güzel ütülerdi. Melahat Hanım'a aşık mı? Aşık ne kelime? Yanık yanık. Çifte kavrulmuş lokum gibi. Baksana aşkından iğne ipliğe döndü adamcağız. Bana bak. Ah, sana bir salaklık gelmiş o. Yüzüme bakmıyor. Ah beyefendiciğim, Melahat Hanım'ın bahsettiği o meşhur Masar Bey sizsiniz demek ki. Merhaba, ben Eleni. Memnun oldum efendim. Buyurunuz. Buyurunuz, geçiniz lütfen. Yanılmıyorsam, Melahat Hanım'ın benden bahsettiğini söylemiştiniz. Ah beyefendiciğim, bir kere değil, sürekli sizden bahsediyor. Ne zaman ki konuşuyoruz, laf dönüyor, dolaşıyor, size geliyor. Acaba benim için neler söylüyor? Ah neler söylemiyor ki? Öyle bir centilmendir diyor, tam bir İstanbul beyefendisidir diyor. Ah ne kadar nazik, kibar bir hanımefendidir o. Başka neler söylüyor acaba? Ah sizin için çok yakışıklı diyor. Çok kültürlü diyor. Çok tahsilli diyor. Ah kale çok sportmen diyor sizin için. Hanımefendiciğim beni ne kadar mutlu ettiniz anlatamam. Çok mutlu oldum doğrusu. Ali Kemal bize birer çay getirsene, biz çok uzun sohbet edeceğiz. Canım benim, ikizlerimin birisi. Yerim senin o burnunu. Canlarım, ciğerlerim, bıyıklarımı sakın yolmayasın ha. Ya şşt, sana ya. Dilek neden okula gitmedi bugün? Dilek'in ilk dersi buçmuş bu bası. Uyur içeride. Ha, iyi. Osman'ım, eğer kızmazsan sana bir şey söyleyeceğim. Kızacağımı bilirsin de neden söylersin? Hadi bakalım söyle. Bak Osman'ım, Sude Naz da bu Naz doğduğundan beri Dilek'in pabucunu hepten dama attın bilasın. Hangi dama be? Aman be Osman'ım. Bak çocukların arasında ayrım yaparsın bilasın. Allah katında günaha girersin. Sude Naz da bu Naz'ı çok seversin, Dilek'i hiç sevmezsin. Hadi oradan be. Ben çocuklarımın arasında hiç ayrım yapmam. Bunların hepsi benim ciğerimin köşesidir, tamam mı? Ona göre. Peki o zaman Dilek'e ne zaman güzel bir laf söyledin en son?
Ya ne zaman güzel bir laf yaptım. Vallahi hatırlamam hiç. Bak hatırlamasın çünkü söylemedim. Şimdi telafi edeceğim. Ne yapacaksın? Açtığını iki kat arttırıp yastığının altına koyacağım. Kızcağızımı da öpeceğim, koklayacağım, uyandıracağım. Ay Osman, çok incesin. Evet, sıçak kuyruğu gibi. Hadi ben giderim. Hadi baba. Açlığını iki kat arttıracağım. Yanım güzel kızım, melekler gibi uyur, bir kanatları eksik. Açlığını iki katına çıkarttım, yastığının altına koyacağım. Ha? Bu nereden çıktı bu kara kızın resmi? Seni öldüreceğim kız. Seni öldüreceğim. Ne oluyor ya? Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Ayrıca sizin için Melahat Hanım çok şefkatli, çok kibar, çok kalender bir beyefendi olduğunuzu söyledi. Ah inanamıyorum. Demek ki benim için bu kadar güzel sözler söylüyor Melahat Hanım. Ve ayrıca siz beğenilmeyecek bir adammışsınız Masar Bey. Tabii canım. Ah çok teşekkür ederim efendim. Çok duygulandım. Merhaba arkadaşlar. Melahat Hanımcığım efendim hoş geldiniz, şeref verdiniz. Buyursunlar hanımefendiciğim. Buyurun efendim. Teşekkür ederim de. Hayırdır siz buralarda? Melahat Hanımcığım, Masar Bey durağımıza zam yapmaya gelmiş efendim. Zam mı? Bu krizde yani. Biz de tam Masar Bey'e bundan bahsediyorduk Melahat Hanım. Zaten işler poli poli kötü. Bir de zam olursa durak kapanır kale. Siz de Ankara'ya gidersiniz değil mi Melahat Hanımcığım? Ankara mı? O da nereden çıktı şimdi? Ben Ankara'ya mı gidiyorum? Ve Ankara'ya. Evet Ankara'ya gidiyorum. Peki Melahat Hanımcığım niçin gidiyorsunuz Ankara'ya? Hakikaten ben niçin Ankara'ya gidiyordum? Çünkü Ankara'da evlenmek isteyen bir beyefendi var. Onun için gidiyor Melahat Hanım. Ay inanamıyorum. Şoke oldum. Çok şaşırdım vallahi. Hakikaten şimdi ben de şoke oldum. Evleniyor muyum ben? Vallahi biz de şoke olduk Masar Bey. Bakın Masar Bey, siz durağa zam yapar da durağın kapatılmasına sebebiyet verirseniz Melahat Hanım burada işsiz kalır, İstanbul'da tutunacak dalı kalmaz, mecburen Ankara'ya gider, orada kendine tutunacak bir dal bulur. Ve istemese de maalesef gidip mecburen Ankara'daki o adamla evlenmek zorunda kalır. Ya evet. Olmaz öyle şey. Ben kapattırmam bu durağı. Melahat Hanım İstanbul'dan ayrılmamalı. Boğazın o güzel kokusunu solumadan yaşamamalı. Bence de. Sonra dalından kopartılmış nadide bir çiçek gibi solarsınız efendim. Solarım. Kıyamam efendim ben size kıyamam. Kıyılıyorum bak. Zammam yok değil mi Masar Beyciğim? Zam nereden çıktı şimdi bu zam? Böyle bir şey yok, bir daha duymak istemiyorum bunu, zam falan yok işte o kadar. Eleniciğim yani harikasın ya. Durağı kurtardın farkında mısın bilmiyorum ama durağı kurtardın. Aşk olsun Nurimu. Siz müstakbelesinizi ne sanıyorsunuz? Vallahi alem kadınsınız madam Elin. Demek Ankara'da benimle evlenmek isteyen bir adam var, evlenip oraya gidiyorum öyle mi? Baktım ki kale size abayı yakmış, durağı kurtarmak için bu yalanı uydurdum. Ne yapayım? Alo, buyurun efendim. Evet, Akasya durağı. Var efendim tabii. Derhal efendim. Melahat Hanımcığım, bütün şoför arkadaşlar Masar Bey'in peşinde, mecburen siz gideceksiniz. Menekşe sokak 12 numara. Hemen gidiyor. Hoşça kalın madam Elin. Güle güle. Seydim unutmayasam kahvaltıdan sonra doktora gideceğiz. Doktora mı? Niye? Tüplü bebek için unuttun mu? Ya Zeynom gel vazgeç bu sevdadan ya. Allah Allah zaten televizyona çıktın. Bütün köye rezil oldum. Bütün İstanbul'a rezil oldum. Bütün durağa rezil oldum. Köyde herkes Seyit'in tüplü bebesi olacak diye benimle dalga geçiyor. Adım çıktı tüplü Seyit'e ya. Ya iyi ettim Seda Sayan'a çıktım da Seyit'im. Ya Allah ondan razı olsun. Bak bir yardım etti. Doktor ayarladı. Bak şimdi bir bebeğimiz olacaktır. Ne olur inat etmeyesen. Gel gidek şu teste. Ya Zeynom.
Beyno, benim ne işim var doktorda? Ben kısır mıyım ya? Yani ben mi kısırım Seyit Efendi? İyi madem öyle değilsen ben de tek başıma giderim. Allah Allah ya Allah'ım, sen bir yer sabır ver ya Rabbi ya. Sen benim başıma ne... Neydi o ya? Sen benim başıma ne feminist çıktın ya? Hanımefendi. Aşkım, demek mukadderen anne memlekete geri döndü ha? Evet o bayan ya. Babam o sahte sünnet töreninin anneannemin başının altından çıktığını anlayınca resmen delirdi. Anneannemi tabii direkt adrese teslim memlekete postaladı. Of, bu çok kötü oldu. Yani biz ne demek biliyor musun? Biz hayatta evlenemeyeceğiz demek. Vallahi bana da öyle geliyor. Aşkım çok geç kaldım. Kalkmam lazım hemen. Nereye kalkıyorsun ya? Ben senin için ders kırıp buraya geldim. Anladım aşkım ama havalana gitmem lazım. Jumoke karşılamam lazım. Bir dakika, bir dakika. Yoksa bu Jumoke kadın mı o bayana? Evet, kadın. Kendisi benim evimde misafir olarak kısa bir süre kalacak. Ne? Senin evinde bir kadın misafir olarak kalacak. Öyle mi o bayana? Ya ikinizi de boğarım ya. Tamam aşkım, sakin ol. Şimdi Jumoke dediğimiz kadın benim halam oluyor kendisi. Halan mı oluyor? Evet. Neden baştan söylemiyorsun ki o bayana? Fırsat vermedin ki aşkım. Verseydin fırsat anlatırdım. Peki neden geliyor halan buraya? Hayırdır? Şimdi aşkım, Jumoke halam Afrika'da çok meşhur bir büyücüsüdür kendisi. Büyücü mü? Yok artık. Gerçekten mi? Evet aşkım. Voodoo büyü yapıyor, fal bakıyor. Hatta burada sosyeteden biri fal bakmaya geldi. Vay be, halaya baksan ya. Bizde de bir hala var ama daha kahve falına bakmayı beceremiyor işte. Neyse aşkım, kalkmam lazım. Hop, tüm seni. Görüşürüz. Ya, gitti ya. Merhaba yine arkadaşlar. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Buyurun, Akasya durağı. Ne? Melahat Hanım kaza mı geçirdi? Ne, kaza mı geçirmiş? Ne olmuş Melahat abla? Ya bir dakika çocuklar ya. Nasıl peki, Melahat ablacığım? Nasıl Melahat Hanım'ın durumu? Hangi hastane dediniz? Tamam, hemen geliyoruz. Neredeymiş? Hangi hastaneymiş? Neredeymiş? Neredeymiş? Bir dakika arkadaşlar. Ya Nuri babacığım, Melahat ablacığım benim anam gibidir. Sen de babam gibisin. Daha bir şey oldu mu acaba? Oğlum dur, hemen ağlamaya başlama. Şimdi gidip göreceğiz hastanede. Hadi durak size emanet. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Ben de gelseydim ya. Sen de mi geliyorsun? Durak boş kalsın, iyi. Çekil, gel hadi. Hadi yürü. Hadi yürü. Beni de haberdar edin. Alo? Alo Tuğçe ablacığım. Sana çok kötü bir haberim vardır. Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Ali Kemal anneme bir şey mi oldu? Tuğçe ablacığım. Ali Kemal konuşsana. Şimdi şöyle bir şey oldu. Melahat ablacığım kaza geçirmiş. Ne? Annem kaza mı geçirdi? Ali Kemal, annemin durumu nasıl? Bilmiyorum Tuğçe ablacığım, ben de bilmiyorum. Ali Kemal, annem nerede şu anda? Tuğçe ablacığım, az önce biz haberi aldık. Nuri babalar böyle apar topar hastaneye gittiler, Kavacık Hastanesi'ne. İnşallah iyidir, Allah'ıma dua ediyorum. Ali Kemal, tamam kapat, ben şimdi hemen hastaneye gidiyorum. Uy Allah'ım, ben ablamı ana gibi seviyorum. İnşallah bir şey olmaz da. Pek de güzel olmuş. Afiyet olsun. Hoş gelmişsiniz. Aslı sen hoş geldin Zeyno'cuğum. Kız Zeyno, sen bu saate kadar neredesin? Saat kaç oldu? Oh iyi vallahi. Yattığın yerde kazanırsın para. Kız Gülbin, yanına çırak lazım mı acaba? Ya uğraşma kızla Safiş ya. Dün benden izin aldı hastaneye gitmek için. Zeyno abla, geçmiş olsun, hasta falan mısın yoksa? Yok Nurten'im, kontrole gitmişim. Tüp bebek yapacak. Seda Sayan da yardım etti tüp bebek yapabilmesi için. Allah razı olsun. Canım benim, hayırlı uğurlu olsun inşallah. Sağ olasın ablam. Tebu Seda Sayan'a da yani helal olsun. Çok hakikatli kadın imiş. Te verdiği sözü tuttu. Herhalde Safiş ya, Türkiye'nin bacısı o. Herkese merhaba. Hoş geldin kız. Hoş geldi benim cici kızım. Kız, senin bu saatte ne işin var burada?
Te yine okulda yoksa yangın mı çıktı? Ay ne yangını be anneciğim? E o zaman sel bastı. Dalga geçme anne. Dersim boştu, o yüzden biraz erken geldim. Kızım ben zaten sizin dersinizin dolu olduğunu hiç görmedim ki. Her bir dersiniz boş geçer. Sene sonunda da karne boş gelince ben sana sorarım. Uğraşma kızla Safiş, dersi boşmuş işte. Aman be Şazimen Hanımcığım. Ben bunu sabahleyin okula zaten zar zor gönderirim. İki saat sonra bir bakmışım bu eve damlamış. Kızım ne oldu? Anne işte okulda sel bastı. İşte fay hattı çıtladı. Deprem oldu. Öğretmen kaçtı gibi devamlı yalan söyler bu. Okumayacak bu, okumayacak. Ya okumazsa Zeyno'ya çırak alırız, olur biter. De inşa hazır dersin yani. Tabii Safiş. Anne, hani sen bir falcı arıyordun ya. Hı. O bayanının halası Jumoke çok iyi bir falcıymış. Vudu büyüsü falan her bir şey yapıyormuş kadın. De benim aklı evvel kızım. Biz şimdi buradan kalkıp da Afrika'ya fal baktırmaya mı gideriz? Ya ben öyle bir şey mi dedim şimdi? Jumoke bugün İstanbul'a gelmiş. Ve sosyeteye fal bakıp büyü yapacakmış. Aa, de ciddi misin kız? Ya vallahi. Ay gitsek mi? Ay anne ya, Türkiye'de para kaptırmadık, falcı büyücü kalmadı. Şimdi sıra Afrikalı büyücüye mi geldi? Akıllıya bak, hizaya gel. Senin azıcık aklın olsaydı o taksici parçasıyla evlenmesin. Konuşma. Ay Şükran, ne dersin, gidelim mi kız? Ay yani ne bileyim, ben bilim insanıyım. Böyle şeylere ben hiç inanmam. Ama yani gezmek olsun diye ben de size katılabilirim. Yani istemem, yan cebime mi koyduyorsun Şükran Hanım? Hayatım bak şimdi, Okan bu sene üniversite sınavlarına girecek ya. Yani bir okuyup üflerler, belki bir faydası olur, ne bileyim. Ay inanmıyorum sana abla ya. Sen ki öğretmen kadınsın, böyle yapıyorsun. Pes yani. Kız bana bak, sen ara benim şu müstakbel damadı da bize bir randevu alıver hadi. Şangaz yangoza sapa diyor kötü nyumbani. Aha. Pardon. Aşkım. Buyurun aşkım. O bayana. Ya annemler bugün hem Jumoke halayla tanışıp hem de fal baktırmak istiyorlar. Müsaitsen bizim yerimize randevu alabilir misin acaba? Aşk olsun be aşkım. Siz ne demek randevu? Yani benim evime gelmek için randevu mu alacağım? Zaten benim evim sizin eviniz sayılır. Bir de Jumoke halam sizinle tanışmak için sabırsızlanıyor. Tamam o zaman, biz geliyoruz. Öpüyorum. O bayana diyor ki randevuya hiç gerek yok. Buyurun gelin. Ay hadi o zaman kalkın gidelim, ne duruyoruz? Ya damadım benim. Ya şurada bir içseydik de öyle gitseydik aman ya. Hadi kalsın tadi. Yavrum, biz Melahat Güneş'in yakınlarıyız canım. Bir araba kazası geçirmiş kendisi. Nerede şimdi o? Acile kaldırılmış. Acile. Çocuklar durun ya. Beyler lütfen acile girilmez. Ay baba annem nasıl? Ağlama Tuğçe'cim, ağlama yavrum, ağlama kızım. Dur baba, ne olur bana hemşire söyle, iyileşecek mi annem? Ya biz de bir şey bilmiyoruz evladım, doktorla konuşamadık da. Merak etme, annen ölmeyecek. Merak etme, annen iyileşecek. Gel otur. Sen de bile geç Doktor bey, Melahat abla nasıl? Annemin nesi var doktor bey? Kaza sırasında çarpmayla ilişkili olarak konküsyon serebri oluşmuş durumda maalesef. O nedir be? Beyin sarsıntısı Osman amca. Hay Allah. Bu beyin sarsıntısında ilişkili olarak hafıza kaybı söz konusu. Peki iç kanaması falan var mı? Hayır hayır. Hastayı takibe al. Bu şuur kaybının da geçici olmasını umut ediyoruz. Geçmiş olsun. Ne oldu ya? Ne gelen var, ne giden, ne arayan ya? Buyurun Akasya durağı. Ali Kemal, ben Eleni. Nuri mi orada mı? Oy Eleni yengeciğim,
Nuri babacığım hastaneye kadar gittiler. Değil. Ne? Yoksa Nuri Muya bir şey mi oldu? Yok yok Eleni yengeciğim. Çok şükür Nuri babacığıma bir şey olmadı da. Melahat ablacığım kaza geçirdi. Hastaneye kaldırdılar. Ah zavallı Melahat Hanımcığım. Hemen oraya gidiyorum. Hangi hastanede kaldırmışlar? Kavacık hastanesine kaldırdılar. Eleni yengeciğim hastaneye gittiğinde beni olandan bitenden haberdar et. He mi? Beni kimse aramıyor da. Ah tamam tamam. Söz arayacağım ben seni. Söz. Hesap lütfen. Hesabı verir misiniz? Buyurun. Merhaba kara kızım. Merhaba abim. Canım ya aslan damat. Dehalan evde mi? Evde evde size bekliyor buyurun. Hadi girelim o zaman. Buyurun. Merhaba, merhaba. Nasılsın? İyiyim sağ ol. Merhaba bayana. Ay bismillah. Gerçekten büyümüş bu kadın. Ay korkarım kaplumbağaya çevirir bizi bu. Ay çevirir mi çevirir vallahi. Bu da büyücüsü bu kadın anne. Bundan her şeyi beklemiş. Garibuni. Garibuni. Ne küfür mü eder? Ne der bu kara kızım? Yok Safiye'nin ne küfür şey diyor. Gelin yanıma gelin diyor. Ay yürüyün. Ya, yürüyün kızlar kızım. Kaplumbağaya çevirir. Merhaba hayırım. Ve ona matatıyız o. Unamutu ambaye anaksumwa. Şey diyor halam, sizin bir sıkıntınız varmış diyor. Birinden şikayetçi misiniz diyor. Kimden şikayetçisiniz? Ay çok büyük büyücüymüş bu. Ay bir dakikada anladı Sinan'dan şikayetçi olduğumu. Ama ben size demiştim Şazman abla. Çok büyük bir büyücü gerçekten. Oğlum, söylesene. Şu Sinan'a bir büyü yapsın. Kızım Gülbin'den boşansın ya. Ya anne, inanmıyorum sana ya. Yani iyi ki gelmişim ha. Gözümün içine baka baka yuvamı bozuyorsun ya. Ya o bayana, şu halana söylesene. Annem böyle kurbağa falan çevirsin. Tamam, karar verin. Hangisine söyleyeyim şimdi? Benimki, benimki. Damat, sen bırak onu bunu da biz Osman'a hani bir büyü yaptıralım derim. Hani Osman seni istemez ya, hani dileğe vermez ya. Osman'a bir büyü yapalım ki Osman seni sevsin. Dileğe de sana versin. Anneciğim sen süpersin ya, canım benim ya. Hemen söylüyorum Safiye Ana. Anasema tumfanyemze Osmani. Kwasabu anipende, kwasabu anipende. Sava tutafane. Hemen yapacağız diyor. Mikia wambuzi. Zürafa koyru. Kuchaza punda. Zebra toyna. Masikio ya simba. Aslan kulaklar. Nikozi yan yoka. Yılan derisi. Bir de kaplumbağa kabuğu da işindeymiş. Mitiliyene Osmani kivenye çakıla. Ataku valyo bayanao ve mutato vake. Diyor ki bunu Osman Baba yemeğine koyacaksınız. Osman Baba bundan sonra beni sevecek ve bizim evlenmemize izin verecek. Tabii Osman abi bunları yedikten sonra sağ kalırsa. O bayanacığım, halana söyler misin? Benim bir oğlum var. Üniversite sınavlarına girecek. Yani onlar, onun için de bir şeyler yapabilir mi acaba? Hemen söylüyorum. Şükran ablacığım, Okan'ın hangi bölüme girmek istediğini de söyle. Yani çocuk eşit ağırlık mı istiyor, sayısal mı istiyor, ondan sonra sözel mi istiyor? Yani ona göre girecek sınava ama değil mi? Kadın da ona göre büyü yapacak. Bilgin'cim, Allah aşkına dalga geçme ya. Ben ilk defa yapıyorum böyle bir şey. Hani belki hani bir yardımı olur. Okan üniversite sınavını kazanır. Kızıma hayırlı bir kısmet çıkar ha bayana. Tamam, ondan söylerim. Sasa anasema yukonum tutuş. Anbeye yukuş. Merhaba Zeyno abla. Annemler yok mu? Bir yere kadar gittiler can. Ne oldu? Ya Melahat abla kaza geçirmiş. Ne? Ne diyorsun sen? Kurban olduğum nereden duydun? Okuldan gelirken durağa uğramıştım. Ali Kemal abi söyledi. Hastaneye kaldırmışlar Melahat ablayı. Durumu nasılmış peki? Vallahi o da bilmiyor ki. Ne edeceğiz şimdi can? Dükkanda da kimse yok ki hastaneye gidem. Seyit de evde uyuyor. Telefonunu kapatmıştır. Ya Allah'ım sen Melahat ablama yardım et. Nuri'mu, duydum koşa koşa geldim. Nasıl Melahat Hanım, iyi mi? Ha, bilmiyorum, bir beyin sarsıntısı geçirmiş. Doktoruyla konuştuk, bekliyoruz. Gel. Kızım, üzülme. Annen güçlü kadındır. Pabuç bırakmaz öyle her şeyi. Göreceksin, iyileşecek. İnşallah inanam. Tuğçe, bir tanem bırak ağlamayı artık.
Bak göreceksin Melahat abla iyileşecek. O neler atlattı. Bunu da atlatır. Murat anneme bir şey olmasın. Ona bir şey olursa yaşayamam ben. Merak etme sen. Nasıl bir şey olmayacak? Günaydın Osman Aga. Eyvallah'ın körü. Fosur fosur uyuyorsun. Acildeyiz. Öyle mi yaptın be? Doktor bey, hastamızın durumu nedir? Annem nasıl doktor bey? Haberler iyi. Şuur kaybı geçici bir durummuş. Hastamızın durumu gayet iyi. Ah, Melahat Hanım kurtuldu, gözümüz aydın. Demiştim size. Peki doktor bey, görebilir miyiz? Görebilirsiniz. Ama fazla yormayın hastamızı. Tamam. Tabii, tabii. Sağ olun doktor bey. Sağ olun. Geç hocam, geç. Annem. Ah, Melahat Hanımcığım, koştum geldim, iyi misiniz? Geçmiş olsun. Sağ olun geldiğiniz için. Ne mutlu ki bana sizler gibi dostlarım var. Biz dost değiliz Melahat Hanım. Biz büyük bir aileyiz. Sizin parmağınızın ucu kanasa bizim içimiz acır. Bebeğim. Ama maşallah iyisiniz, iyisiniz. İyiyim Osman Bey, iyiyim. Nuri Bey, taksi ne durumda? Çok hasar var mı? Ya ablacığım Allah aşkına biz sana bir şey oldu diye öldük öldük dirildik. Sen hala taksiyi düşünüyorsun. Muratcığım, o benim ekmek teknem ya. Siz de bizim biricik Melahat ablamızsınız. Size bir şey olsa biz ne yaparız ya? Sağ olsun. Ah Fresinan, hemen koş Ali Kemal'i ara. Melahat Hanım'ın iyi olduğunu söyle. Yoksa durakta meraktan çatlayacak. Çok üzülüyor. Görseniz Ali Kemal nasıl ağladı, nasıl ağladı? Ah canım benim. Ne hisli çocuk bu. Öyle belli etmez ama çok böyle pırlanta gibi bir kalbi vardı. Canım benim. Ablacığım çocuk sizi annesi yerine koyuyormuş. Vallahi duyunca hüngür hüngür ağladı. Kıyamam ben ona. Uyuyor, benim cebim çalayım. Sinan abicim. Alo Sinan abicim. Melahat ablacığım nasıl, iyi oldu mu? Ali Kemal, Melahat Hanım turp gibi merak edecek bir şey yok. Tamam mı koçum? Oy çok şükür Allah'ıma. Sonunda Melahat ablacığımı bize bağışladı. Çok şükür olsun. Ali Kemal, oğlum ne ağlıyorsun karı gibi ya? Bir sus ya. Ya Sinan abicim bu sefer mutluluktan böyle ağlıyorum. İçimden geliydi ha. Ali Kemal, biliyorum sen çok hisli bir çocuksun. Ama ağlamana gerek yok koçum. Melahat Hanım iyi. Bak şimdi telefonu kapatacağım. Sen telefonu kappattım diye de ağlama, tamam mı? Ben İyiyim Ali Kemal. Telefon da iyi, şarj durumu da iyi, batarya da iyi, iyi de çekiyor. Tamam mı Ali Kemal? Ya Sinan abicim beni çok güldürüyorsun ya ama bir şaka yapma da bu durumda. Ali Kemal, tamam Ali Kemal. Melahat Hanım iyi, biz de birazdan durağa dönüyoruz. Tamam mı yavrum? Hadi eyvallah. Tamam Sinan abicim. Aradığın için çok teşekkür ederim. Vallahi çok mutlu ettin beni. Ali Kemal, kapat şu telefonu. Geliyoruz oraya Ali Kemal. Hoşça kal Ali Kemal. Allah'ım ne hisli çocuk bu ya. İyi arkadaşlar, biz artık daha fazla yormayalım Melahat Hanım'ı da durağa işimizin başına dönelim ha. Evet. Melahat Hanım'cığım bir şey ihtiyacınız olursa para kala lütfen arayın. Hemen gelirim. Aa madam Eleni, çok iyisiniz. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Güle güle, ayağınıza sağlık. Babacığım biz bir iki dakika daha kalalım Melahat ablayla. Tabii oğlum tabii. Çocuklar siz niye kalıyorsunuz? Siz de gidin hadi yavrum. Olur mu ablam ya? Bu Jumoke'nin verdiği şeyleri uzmana yedirirsem gerçekten Dilek sevdiğine kavuşur mu ki hanımlar? Kesin kavuşur Safiş'cim. Hiç şüphen olmasın. Ha sen dersin ki yani ben bunları uzmana yedirince Osman kara kızını sevecek. Yok Safiş'cim bak o öyle değil. Şimdi sen bunları Osman abiye yedirince Osman abi hakkın rahmetine kavuşacak. Dilek'le o bayana evlenecekler. Böylece sevenler kavuşmuş olacak. Sen niye öyle dersin be Şumaz'ı? Sen benim kocamı öldürmek mi istersin? Ne istersin kocamdan? Ya Safiş'cim ben öldürmek istemiyorum ama bunları yiyince Osman abi zaten ölecek ya. Hadi yürü yürü. Zeyno. Ne oldu kızım, ağladın mı sen? Hiç sormayın Şazment ablam. Yavrum kötü bir şey mi oldu? Melahat ablam kaza geçirmiş. Ne? 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 Melahat ablamın taksisini araba çarpmış. Ali Kemal abi söyledi. Durumu nasılmış peki Zeyno abla? Hiç bilmiyik. Hasta ne demiş? Hanımlar ne duruyorsunuz? Hadi hep beraber yürüyün hastaneye gidelim o zaman. Durun durun, bir yere gitmeyin. Bir önce durağı arayalım. Hangi hastanedeymiş onu öğrenelim. Buyurun Akasya Duru. Ya Ali Kemal, Gülbin ben. Melahat abladan bir haber var mı? Oy Gülbin ablacığım, ben size haber vermeyi unuttum da az önce Sinan abicim aradı. Melahat ablam iyiymiş, iyiymiş çok şükür. Oy tamam, tamam iyiymiş yani değil mi? Kötü bir şey yokmuş. Allah'ım size şükürler olsun yarabbim. Merak etmeyin, iyiyim.
Tamam Ali Kemal'cim, tamam canım, sağ ol, hadi kolay gelsin. İyiymiş hanımlar. Aa, de Allah Tuğçesine bağışladı garibimi. Bu durumda hastanede tutmazlar ki, onu taburcu ederler. Biz de evine gideriz artık. Tabii, iyi öyle yapalım bari. O zaman her şey madem yoluna girdiyse, kızım sen hadi bize bir kahve yap da içelim ha. Size zahmet siz yapıp için Safiye ablam. Çünkü benim hastaneye gidip tahlillerin sonucunu almam lazımdır. Aa, hadi, hadi. Hadi ya. İnşallah. O zaman kahveleri de gelinlik kızlarımız yapsın. Gelin kahveleri olsun inşallah. Hadi madem. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi, kahve, kahve. Hadi, hadi. Vay, merhabalar abicim. Merhabalar. Nereye gidiyoruz? Beykoz'a. Beykoz'a, hemen gidelim. Abi ya, sen şu meşhur jokey Nazım Sırdaş değil misin abi? Evet doğru. At yarışlarıyla biraz ilgiliyiz galiba. Biraz mı? Sen ne diyorsun abi? Benim hayatım at yarışı olmuş ya. Ben atla yatarım, atla kalkarım. Yakında at gibi kişnersem sakın şaşırmayın. Vallahi komik adamsın. Evet abi, komiyiz komiyiz ama fakiriz be abi. Paramız yok. Yani cebinde varsa money, senden kralı yoktur yani. Değil mi Nazım abi? Maşallah şiir gibi konuştun. İçimizde de biraz söyleme sahiptir. Ahmet Selçuk ilk kanı vardır yani. O yüzden kafiyeli kafiyeli konuşurum Sayın Nazım abi. Abicim ne diyeceğim ya? Sen yarınki yarışta at bineceksin mi abi? Koşacaksın mı yani? Biniyorum koçum. Ya Nazım abi be. Bir fakir ama komik kardeşine bir tüyo versen de 3-5 kuruş yolumuzu bulsak. Ne dersin abi? Abi bu Yorulmaz Bey birinci gelir diyorlar, favori diyorlar. Ne diyorsun abi? Vallahi sen bilirsin. Yorulmaz Bey her zaman favori biliyorsun. Ya evet, Yorulmaz Bey ama şimdi abi herkes Yorulmaz Bey yazacak. Yorulmaz Bey birinci gelecek, o çok fazla bir şey kazandırmayacak. Yani diyorum ki hani bir sürpriz müpriz bir şey varsa söylesen de Nazım abi ben de yazsam yani. Bak sen iyi bir insana benziyorsun. İyi ne kelime abi. Ben melek gibi adamımdır. Şerefsizim, birazdan bak kanatlanıp uçacağım. En azım abi. Yarın Nagihan diye bir at koşacak. Bence onu yaz. Nagihan. Hadi ya. Sürpriz mi abi? Kazandırır mı abi? Hem de ne sürpriz. Kesin koşuyu alacak. Bence misli oyna. Kesin zengin olursun. Vay be Nagihan ha. Haydi be Nagihan. Hadi koçum. Tüm tutar seni Nagihan. Yürü. Ailenin afra tafrası nasıl bitti ama? Başhekim fırça atmış buna. Vallahi doktorla şikayetçi olmuş. İyi günler, benim dosyam olacaktı. Konuş sen canım, dinliyorum ben. Hasta geldi de. İsim neydi hanımefendi? Zeynep Erdoğan. Kızım benim de dosyam, bir zahmet verir misin? Allah'ını seversen. Kim söyledi? Ay, inanmıyorum. Hastanede yaprak kıvırdası haberin oluyor ha. Müjde Gülübük, müjde. Zengin oluyoruz. Ne oldu Sinan? Henüz bir şey olmadı ama yarın sabah olacak. Yarın sabah artık bu okuduğun cemiyet dergilerinde Türkiye'nin en zengin insanlarından biri Sinan Kaya'nın karısı olarak fotoğrafların basılacak. Ay ciddi misin sen Sinan? Anne ne safsın ya? Hemen inandın değil mi? Ya sen babamı bilmiyor musun? Ben 8 yıldır duyuyorum bu lafları. Bizim bu palavraları karnımız tok baba. Hıt! Babanla ne biçim konuşuyorsun? Eşek cipası. Gülübük hatırlat, ben yarın zengin bir adam olduğumda bunu evlatlıktan reddedeceğim. Mirasımdan da kuruş koklatmayacağım. He? Ay ben yüzüm tüyle yaşayamam. Kederimden verim olup ölürüm artık. Bak bak bak, ağza bak, ağza bak. Nereden öğrendin sen böyle konuşmayı ya? Terbiyesiz adam. Kime çektin ya? Şanzımente mi çektin? Ya sülalede o kadar insan varken çeke çeke anneannene mi çektin? Çekme özürlü evlat. Ya Sinancığım bırak çocukla uğraşmayı da şimdi bu zenginlik nasıl olacak? Gülübük şöyle olacak. Benim yarın, daha doğrusu ikimizin yarın zengin birer insan olarak uyanabilmemiz için benim tam 200 liraya ihtiyacım var. Senin de acaba 200 liracık var mı? Bana 200 liracık verebilir misin? Ne yapacaksın 200 liracığı Sinan? At yarışı oynayacağım Gülübük. At yarışında müthiş bir itiyo yakaladım Gülübük. Ya inanmıyorum sana Sinan ya. Yine mi at yarışı ya? Ya ben demiştim. Bir dakika bir dakika. Bu seferki öyle değil. Bu çok ciddi bir itiyo Gülübük. Taksime bir jokey bindi.
jokeye atabilecek değil ya. Bu sefer de taksiye bindi, bana acayip müthiş bir tüyo verdi ya. Kusura bakma Sinancığım ama 5 kuruş para yok bende. Olanı da aklı evvel kaynanan gitti büyücülere verdi. Büyücüm, ne büyücüsü, ne büyücü ya? Afrika büyücüsü. İnanmıyorum. Yani şimdi siz büyü yaptırmaya ta Afrika'ya mı gittiniz? Yazıklar olsun size, yuh yani. Hayır Sinancığım, o bayanının halası Afrika'dan İstanbul'a gelmiş. Burada insanlara böyle sosyetedeki kadınlara fal bakıp büyü yapıyormuş. Senin aklı evvel kaynanan da tutup kendine zengin koca bulmak için büyü yaptırdı. Nasıl? Ya senin bu annen kayganam deli mi ya? Akıllı olsa büyücü yaparak yaptırır mı? O da var ya. Sen annemi bırak, asıl Safiş'in yaptığını bilsen. Bak söyleyeceğim ama Osman abiye bir şey söylemek yok ha. Yok canım, ne söyleyeceğim? Söylersem şanzımente benzeyim. Safiş ne yaptı? Bu akşam Safiş Osman abinin yemeğine zebra toyna, zürafa kuyruğu, yılan derisi, aslan kulağı, kaplumbağa bağısı koyacak. İyi de niye yapacak bunu ya? Ya Sinancığım, Afrika büyüsü bu, vudu büyüsü, vudu. Güya bunları yiyince Osman abi böyle o bayanayı sevecek. Ondan sonra sevince ne yapacak? Dilek'le evlenmesine izin verecek. Ya bunlar hakikaten kafayı yemiş. Yemin ediyorum kafayı yemiş. Neyse, madem Gülübük sende 200 lira yok, ben durağa gideyim de kendime 200 lira bulayım. At yarışı oynayayım. Zengin olayım, zengin. Hadi eyvallah. Tren. Bana bak lan eşek sipası. Zengin olduğum zaman sana mirasımdan kuruş koklatmayacağım, haberin olsun. Günler ağam. Tahlillerime siz bakayım mı siz? Ver. Buyur kızım. Otur şöyle. Kızım, kimin kimsen yok mu senin? Senle beraber kim geldiyse onunla konuşsaydım daha iyi olurdu. Yok ağam, ben yalnız gelmişim. Hay Allah. Kötü bir şey mi vardır ağam? Yoksa kısır mıyım? Hiç mi çocuğum olmayacak? Bak kızım, durum sandığımızdan çok daha kötü. Nasıl kötü? Sana yaptığımız tahliller neticesinde sende iyi huylu olmayan, prognozu iyi olmayan bir hastalık var. Ve maalesef çok ilerlemiş durumda. Tehlikeli bir hastalık mıdır bu? Tıbbi araştırmalara göre bu hastalığın ortalama yaşam süresi çok düşük. Yani şimdi ben öleceğim mi? Bak, soğukkanlı olman lazım. Biz hemen tedavilere başlayacağız. Zaten oldukça geç kalınmış durumda. Mutlu olmaya, sevdiklerinle olmaya çalış. Kim bilir, belki bir mucize olur, iyileşirsin. Anne. Neydi böyle vahşi gibi birbirlerinin bu gazına sarıldı? Tren. Merhabalar Akasya Durağı ve onun kahraman şoförleri. Ey Akasya Durağı sakinleri, şu elimde pervane gibi döndürmüş olduğum tesbihe son bir kez bakın. Çünkü yarından sonra bu tesbihin imamesi pırlantadan, taneleri som altından olacak. Gene kuyumcu mu soyacaksın Sinan yoksa? Hayır Osman Aga, hayır. Allah bana yürü ya kulum Sinan dedi. Yürü, yürü. Kim tutar seni? Yarın yıldızımın parladığı gün olacak. Ben de yarından sonra zengin olacağım, zengin. Sinan, bir günde zengin olacağına göre çalışarak zengin olmayı düşünmüyorsun herhalde. Ya Allah aşkına Mehmet Hoca ya. Bu adam çalışarak zengin olmayı nasıl düşünür ya? Bunun yapacağı iş köşe dönücülük, lotoculuk, totoculuk. Teessüf ederim Nuri Baba. Teessüf ederim. Bu sefer loto, toto yok. Bu sefer at yarışı var, at yarışı. Sen yine de vur. Bu fakir, bu garip adama vur. Ama yarın at yarışından zengin olduğum zaman bu onurlu, bu zengin adama bakalım yarın da böyle davranabilecek misin Nuri Babacık? Osman Emice, biz bu lafları çok duyduk değil mi? Eğer at yarışı arifesinde bu bile vıdı 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 konuşur. Aynen öyle. Yok 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 yok. Sen onu kendi at yarışında yap. Ben bu sefer acayip bir tüyo yakaladım Osman Aga. Çok sürpriz bir at oynayacağım. 200 lira koyacağım. Tam 20 katını kazanacağım. Bana para veren arkadaşımı da zengin edeceğim. Ben de zengin olacağım. Nuri Baba, yok mu sende 200 lira? Başka kapıya canım. Krizdeyim, 5 kuruşum yok. Hocam, al iki arama. Aa, Sinan abici, ben senden hiç para sakladım mı? Helal. Heh, al, 200 liranın %1'ine ortak oluyorum. Ali Kemal, ben bunu istersen uğur parası olarak alayım, ha? Osman Aga, yok mu sende para? Versene bana 200 lira. Bak,
Yağlı pehlivanın Osman Aga'nın yalanı yok. Burada para var. Helal sana Osman Aga, helal sana. Ama at yarışı için o paradan sana bile zırnık koklatma. Osman Aga. Biliyor musun? Benim elimde seni ilgilendiren çok değerli bilgiler var Osman Aga. Ne gibi bilgiler? O bilgileri burada herkesin içinde söyleyemem Osman Aga. Gel istersen çardağa gidelim, orada söyleyeyim. Çardak? Çardak. Gel Osman Aga, gel, gel. Neymiş bana bildireceğin bilgi? Şimdi sana bildireceğim bilgi çok önemli bir bilgidir Osman Aga. Hayati bir önem taşımaktadır. Bilmem olayın vehametini anlatabildim mi Osman Aga? Nerede? Söyle bakalım. Yo, öyle söyle demekle olmaz. Osman Aga, devir enformasyon devri. Bill Gates bile bilgi satarak zengin oluyor. Şimdi sen bana parayı vereceksin, ben de sana bilgiyi vereceğim. Bilmem anlatabildim mi? Bak. Gel ki beni kandırırsan seni öldürürüm, kabak gibi uyarım ha. Olur mu canım? Ekmek musab çarpsın, doğru söylüyorum Osman Aga. Ekmek otobüs müdür ki çarpsın adama be? Yok, onu bilemem işte Osman Aga. Al bakalım. Evet. Şimdi Osman Aga, sen zürafa sever misin? Hani böyle boylu uzun olan. Severim. Zebra sever misin? Pijamalı eşek. O da edepli hayvandır, yatağa pijamayla girer. Onu da severim. Peki aslan sever misin? Ormanların kralıdır, onu da severim tabii. Peki kaplumbağa, yani tosbağa sever misin? Kaplumkurbağa? Hani bile bile yürür. Onu da severim. Mülayim hayvandır, biliyor musun? Güzel. Şimdi akşamleyin sen bütün bu sevdiğin hayvanların tadına bakacaksın. Haberin olsun. Yemem be öyle yemekler be. Yiyeceksin, yiyeceksin. Safiye yenge akşama bütün bu sevdiğin hayvanlardan sana bir çorba yapacak. Serengeti yayla çorbası. Nereden çıktı bu be? Gülbük söyledi. Safiye yenge bir tane Afrikalı büyücü bulmuş, sana büyü yaptırmış. Voodoo büyüsü. İşte sen akşamleyin bu sevdiğin bütün hayvanların etini, toynağını, tüyünü, kılını, yününü hepsini yiyeceksin. Nereden bulmuş bu voodoo büyücüsünü be? Şimdi o bayananın halası gelmiş Afrika'dan. Tamam mı? Halası sana büyü yapacakmış. Safiye yenge ile birlik olmuşlar. Dolayısıyla sen o büyülü çorbayı içecekmişsin. O bayanayı sevecekmişsin. Dileği de o bayanaya, yani bizim o kara cumaya verecekmişsin. Vay! Ben seni öldürmez miyim Safiye? Nerede benim balta? Osman Aga. Baltalar elimizde, uzun ip belimizde. Baltaya gerek yok. Daha güzel fikirlerim var. Gel bakayım sen bana şöyle. Gel ablacığım, gel. Allah Allah. Çocuklar bırakın, ben iyiyim. Sizi gören de hasta sanır beni. Anneciğim, unuttuysan hatırlatayım. Sen bir trafik kazası geçirdin. Evet ama ben gayet sağlıklıyım. Hem doktor eve gidebileceğimi söyledi. Tamam ablam, kızma sen. Yarın da işe gidiyorum ve taksiye başlıyorum. Ne işe başlaması abla? Anneciğim, sen bize söyleseydin biz direkt hastaneden durağa gitseydik. Sen madem çalışmaya başlıyorsun. Dillere bak, dillere. Sen mi karar vereceksin buna? Belki ben çalışarak daha iyi dinleniyorum. Çalışarak dinleniyormuş. Ay Tuğçe, ben çalışarak dinleniyorum kızım. Kusura bakma, ben evde karpuz gibi yatamam. Aç kapıyı, hadi konuşma. Gel oğlum, gel. Of. Merhabalar Banu Hanım. Merhaba Sinan. Alayım efendim hemen. Al Sinan. Şu poşeti ver yalnız. Onda kırılacaklar var, onu yanıma alayım. Tamam efendim, buyurun. Sinan, ben de seni arayacaktım. Yarın sabah 7'de uçuşum var. Sana zahmet beni alıp havaalanına bırakabilir misin? Tabii Banu Hanım, ne demek? Siz benim daimi müşterimsiniz. Ne zaman isterseniz ben sizin emrinize amadeyim efendim. İster 2'de, ister 3'te, kaçta isterseniz gelirim efendim. Sağ ol Sinan. Aman sakın unutayım deme, uçuşa geç kalmak istemiyorum. Aşk olsun Banu Hanım ya. Geç kalırsak ben uçururum sizi. Şaka yapıyorum, şaka. Geç kalır mıyız? İşte tam zamanında gideriz. Yalnız insanlık hali ne olur ne olmaz. Siz yarım saat öncesinden bana bir mesaj atarsanız ben hazırlanırım. Tamam mı Banu Hanım? Tamam Sinan, ben sana hatırlatacağım. Hadi buyurun, götüreyim sizi. Buyurun efendim. Buyurun Banu Hanım. Teşekkür ederim. Rica ederim.
Murat, öncelikle sana bugün için çok teşekkür ederim. Eğer sen bana destek olup yanımda olmasaydın, olanların üstesinden nasıl gelirdim bilmiyorum. Yok canım, Allah halimiz acıdı da Melahat ablayı bize bağışladı. Öyle. Her şeyde bir hayır vardır derler ya. Doğru galiba. Baksana bu sayede seninle barıştık. Haklısın. Ah, bu arada unutuyordum. Sana söylemek istediğim çok önemli bir şey var. Neymiş o? Sıkıdır söylüyorum. Modelliği bıraktım. İyi yapmışsın. Murat sadece iyi mi? Yani sevinmedin mi? Tuğçe, bak ben ayrı olduğumuz dönemde çok düşündüm. İlişkimizi bir adım daha ileriye taşımak istiyorum. Nasıl yani? Tuğçe, evlen benimle. Murat, biz bunu konuşmuştuk ama. Ya bak ben de seninle evlenmeyi çok istiyorum. Ama biliyorsun okulum var. Bir tanem, evlenmemiz okuluna engel değil ki. Hem yani evli insanlar okuyamaz diye bir kural yok ya. Ay Allah, ne diyeceğimi şaşırdım. Tuğçe bak ben okulu bitirdim, avukatım artık. İşsiz bir avukat. Kim demiş canım işsiz diye? Benim gibi başarılı bir insanı havada kaparlar. Ona ne şüphe? Bir tanem bak. Bak ben seni çok seviyorum. Sen benim dünyamsın, her şeyimsin. Seni çok mutlu etmek istiyorum. Evlenir misin benimle? Evet, evet, evet. o zaman hemen yarın nikah işlemlerine başlayalım. Yıldırım nikahı olsun. Tamam. Ne oluyor çocuklar? Hayır. Anne, bizim sana kocaman bir sürprizimiz var. Neymiş bakayım o? Biz evleniyoruz. Ne? Yani Melahat ablacığım tabii eğer izin verirsen Tuğçe ile evleneceğiz. Bir dakika şimdi. Okul ne oluyor? Anneciğim yapma. Yani okumam evlenmeme mani değil ki. Sonuçta evliyken de okuyabilirim. Evladım iyi de aceleniz ne böyle? Yangından mal mı kaçırıyorsunuz? Anneciğim bak biz zaten kocaman bir düğün istemiyoruz. Yani küçük bir nikah salonunda sade bir tören yeter. Dur bakalım orada küçük hanım. Ben öyle düğünsüz kız evlendirmem. Anladın mı? Kızımı ben şöyle duayla, gelinliğiyle şöyle önümde salınsın isterim. Değil mi Murat? Ablam sen madem düğün istiyorsun en güzelini yaparız be. Hadi bakalım. Hayırlısı olsun. Sağ ol ablam. Oy. Ay, Zeyno ya. Ha bu Melahat ablamın kaza geçirdiğini bir yere niye haber vermedin? Uyurken telefonunu kapatayım ya Seydim. Ben de arayamamışım. Hem çok şükür Melahat ablam iyidir. Ha iyi o zaman. İyi çok şükür. Zeyno ya. Ha bu çoraplarımı bulamadım ya. Nereye koydun? Ya daha çıkardığın çorabı bulamışsan Seydim. Yani bir ya bir şey olsa sen perişan olursun. Siyah niye bir şey olsun Zeyno? Ele demeseydim. Ölümlü dünya. Bugün varık yarın yokuk. Kimin 5 dakika sonrasına garantisi vardır ki? Zeyno, oturduk yere böyle şeyler söyleysen benim canımı sıkıysan ha. Hem Siyah bir şey olsa ben yaşayamam biliyor musun? Bak Seyit, Siyah vasiyetimdir. Eğer ölürsem helal süt emmiş temiz bir kızla evleneceksin tamam mı? Yok sen böyle ölecekmiş gibi konuşuyorsan, benim kafama takıyorsan, beni üzüyorsan ya Allah Allah nereden çıkarıyorsan böyle şeyleri ya? Ya ben lafın gelişi söyleyeyim Seyit. Ben bu lafın geldiği yeri hiç beğenmemişim Zeyno. Yani Allah korusun da sen ölsen var ya, bak bir de söyletiyim sana. Sen ölsen ben senin üstüne evlenmem ya Allah Allah. Eferim Siyah Seyit. Evlenme de perişan ol. Bak evleneceksin ki bir karın olsun. Siyah yemek pişirsin, öteni bereni yıkasın, seni toparlasın. Bak evleneceksin ki ben de mezarımda rahat edem. Ya Zeyno ne mezarı ne ölümü ya. Akşam akşam ölüm 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 dedin. Başımın etini yedin sen. Bunları nerede kafana sokuyorsun Zeyno ya? Allah Allah ya. Ben işe gideyim. Eve döndüğümde seni böyle görmek istemiyorum anlıyor musun? Görmek istemiyorum.
yemeğini yeseydi Seyit. Bırak ya, ne yemeği ya? Ah, çok geçmiş olsun Melahat ablacığım. Sağ olun canım, eksik olmayın. Gerçekten bizi çok korkuttunuz be Melahat Hanımcığım. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. O kadar mutlu ettiniz ki beni buralara kadar geldiniz. Ay aşk olsun Melahat ablacığım. Aslında biz hastaneye gelecektik. Fakat sizin hastaneden çıktığınızı öğrenince eve geldik. Hoş geldiniz. Vallahi ucuz kurtulmuşsunuz Melahat Hanım. Verilmiş sadakalarınız varmış. Ah, aynen öyle oldu Şerzimen Hanım. Hiç sormayın. Neyse, ne yapalım. Bugün hem çok üzüldük hem de çok sevindik, biliyor musunuz? Sevindiniz mi? Evet. Neden sevindiniz? Tuğçe ile Murat evlenmeye karar vermişler. İnanmıyorum. Tuğçe'cim çok tebrik ederim yavrum. Tebrikler ablacığım. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Ve Melahat Hanımcığım, siz gerçekten ciddi misiniz? Evet, çok ciddiyim Safiye Hanım. Hayriye Hanımlar ne zaman istemeye geldiler? Hiç duymadık. Hayriye Hanımlar istemeye falan gelmedi. Murat'la Tuğçe aralarında konuşmuşlar ve evliliğe karar vermişler. Aslında onlara bıraksanız hemen şimdi evlenecekler ama tabii mümkün değil böyle bir şey. Hayırlı olsun tabii ama niye bu kadar acele ettiniz Tuğçe? Yani hiç zaman kaybetmeden evlenelim istedim. Şşt! Anlasana kız hamile. Karnı büyümeden nikah basmak istiyor oğlan. Ya kız başlama, ne bir sus Allah'ını seversen ya. Melahat Hanımcığım, madem düğüne karar vermişsiniz, o zaman gelin hamamsız olmaz bu iş. O zaman yarın hep beraber toplanalım, gidelim, şöyle güzelce bir yıkanalım, paklanalım. Vallahi bilmem ki Safiyeciğim, yani şimdi Tuğçe'ye bir soralım. Tuğçe, ister misin kızım gelin hamamı yapalım sana? Vallahi anne bilmiyorum ki, yani kaldı mı böyle adetler? Ay aşk olsun Tuğçe yani, gelin hamamına gitmeyen kıza ben gelin mi derim ya? Tamam, gidelim. Gidelim de sen gelemezsin anneciğim bu hamama. Aa, niye gelemiyormuşum ben? Ben de geleceğim. Hayır anne. Anneciğim sen daha yeni bir beyin sarsıntısı geçirdin. Hamamın sıcağı iyi gelmez sana. Çok doğru söylüyor Tuğçe kızı. Tabii. Doktor adayı ya, doktor hanım konuştu. Peki hadi bakalım öyle olsun. Olsun Melahat ablacığım. Ben sizin yerinize de böyle bol bol göbek atarım. Çok güzel olur. Şöyle eski adetlerimizi de böyle biraz yapalım değil mi? Evet, evet. Tabii. Yarın hep beraber hamama gidelim. Alo. Hoşendam. Benim Zeyno. Kız Zeyno. Anam nasılsın? İyi misin? Seyit ağam nasıldır? İyi midir? Kız tadıyız o siz yerinde midir? Keyfiz yerinde midir? Kız İstanbul nasıldır? Güzel midir kız? Ya Hoşendam diliye eşe karısı sokmaya. Bir sus da iki çift laf edem kız. Heh. Buyur Zeyno'm, seni dinleyeyim. Hoşendam. İlk otobüsle İstanbul'a gelmen lazımdır. O niye ki Zeyno? Telefonda anlatamam. Buraya muhakkak gelmen lazımdır. Ölüm kalım meselesidir ona göre. Kız anam izin verir mi ki? Sen benim dediklerimi olduğu gibi teyzeme anlat, o izin verir. Ölüm kalım meselesiymiş de. Hadi bekleyeyim ha. İyi haydi tamam. İyi akşamlar. Ne zor şeymiş be. Haydi bre Safiye. Kuru ekmek yemekten canım çıktı be. Getir şu yemeği artık be. Getir, Allah getir. Allah. Hadi derim be. Osman'ım, kurban hazır yedim. Afiyet bal şeker olsun. Afiyet olsun babacığım. Siz yemez misiniz? Biz seni beklerken yedik Osman'ım. Ha öyle mi? Şimdi akşamleyin sen bütün bu sevdiğin hayvanların tadına bakacaksın. Haberin olsun. Yemem be öyle yemekten ben. Şimdi aklıma geldi. Bir müşteriyi havaalanına yetiştirecektim ben. Hemen giderim. Aa!
Hayatta olmaz babacığım. Seni yemek yemeden hiçbir yere bırakmayız. Olur mu be? Benim yetişmem lazım yani. Aa Osman'ım yemek yemeden şuradan şuraya gidemezsin. Vallahi bir şey olur sonra. O zaman siz bunu şey yapın. Sefer tasına koyun. Ben onların hepsini yer yutar yalarım tasına. Ben hemen koyuyorum. Hemen. Osman'ım bak bana söz ver. Bu çorbayı sonuna kadar yiyip bitireceksin. Tamam mı? Tamam tamam. Hadi bakalım. Hadi. Ben giderim. Hadi hayırlı işler. Ben giderim. İyi olmuş mu haber ver. Maşallah. Ne çay demliyorum he. Güzel olmuş güzel. Alo buyurun Akasya Draw. Taksi mi lazımdı efendim? Maalesef şimdi hiç taksimiz yok. Yoktur diyecektim ki vallahi çok şanslısınız. Şimdi bir şoförümüz geldi taksiyle. Ben size hemen onu gönderiyorum. Adresi alayım efendim. He tamam orayı biliyorum. Hemen gönderiyorum taksinizi. Oldu. Bu fırsatı hiç kaçırır muyum? Açılın yoldan Al Pacino gelin. Safiye, bu hayvan cesedini bana yedireceksin öyle mi? Leş gibi kokar. Ben de sana sorarım. Anne! Babam arıyor. Sor bakalım yemeğini yemiş mi? Sor. Osman'ım, yedim. Pehlivan'ım. Yedin mi çorbanı? Yedim Safiye, yedim. Hem de öyle yedim ki bayıla bayıla yedim. Yemiş, son lokmasına kadar yedim diyor. Ay süper. Sefer tasını da aynen küpek gibi böyle yaladım. Safiye, yemeği yedikten sonra içime bir huzur, kafama bir aydınlık geldi. Ne düşündüm bilir misin? Bizim bu Dilek'in aşık olduğu kara kızan var ya, çok akıllı. İyi, güzel bir delikanlıdır be. Osman'ım, ben yanlış mı duydum? Yoksa sen kara kızan için akıllı, iyi, güzel çocuk mu dersin? Allah! Büyü etkisini gösterdi mi anne? Yok yok. Yanlış duymadın Safiye. Bilir misin? Ben o çocuğa çok haksızlık ettim be. Çok haksızlık ettim ya. Kızım, vallahi büyülenmiş bu baban. O bayana çok haksızlık ettim der. İnanamıyorum ya. Safiye, ben ne derim bilir misin? Biz, bizim Dilek'i bu kara kızana verelim mi? Sevenleri kavuşturmak sevaptır ha? Dilek der ki kara kızana verelim mi? Anne, verelim de, verelim de ne olur. Osman'ım, tabii sen Dilek'in babası olaraktan buna karar vermek sana düşer. Ben sadece sana fikir ortaklığı yapabilirim. Sen bir şey düşünüyorsan doğru düşünüyorsundur. Aferin be Safiye. Hemen şimdi söyle Dilek'e, arasın kara kızanı. O da bir büyü ile birlikte bize bu gece gelsin. İstesin kızı biz de verelim. Ne? De bu gece mi gelsinler? Günler turbaya mı girdi be Osman'ım? Yarın gelsinler. Ya saçmalama ya. Yarına kadar büyünün etkisi geçebilir. Ben bu mübarek kızana çok fenalık ettim be Safiye. Bu kızı ona bu gece vermezsem gözlerime bile uyku girmeyecek ha. Tamam mı? Peki Osman'ım ben söylerim bile. Kara kızanı arar bu gece istemeye gelirler babası. Sen de erkenden eve gel. Ara kız ara çabuk. Ben size soracağım size. Bana leş yedirmek ne demekmiş gösterdi. Oy! Kız! Cemal, kıza vurdun, öldürdün. Hapiste kaçıracaksın. Hanımefendi. Oy, hanımefendi. Şimdi benim taksinin üstünde şöyle ufak bir kaza geçirdik de... ama sen iyicisin, hiçbir şeyin yoktur da... benim kaporta biraz yam oldu ama olsun, canın sağ olsun. Çok tuhaf. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Kimim ben?
Sen şimdi kim olduğunu hatırlamıyor musun? Hatırlamıyorum. Uy, sen galiba biraz hafıza kaybı yaşadın da. Sen düşüne dur, ben şu çantanı toplayayım. Serpil Yıldırım, Gürbüz Türk Sokak. Senin adın Serpil Yıldırım, Gürbüz Türk Sokak'ta oturuyorsun. Sen beni tanıyor musun? Yoksa sen benim nişanlım mısın? Tabii ya. Bir şeyler hatırlıyorum. Kavga ettik. Sonra sen evden çıkıp gittin. Hatırlamıyorum gerisini. Görüntüler çok bulanık. Beni eve götürür müsün? He, hadi. Hadi. Yürü kızım, yürü. De. Evet, Atlar Sopusu indi. Düş kurbağadan Nagihan Kurt'u geliyor. Nagihan önde. Otel'e saldırıyor. Nagihan önde. Otel'e saldırıyor. Ve Nagihan arayı açarak yarışı kazanıyor. Aşkım. Bir tanem Nagihan. Kısrağım benim Nagihan. Gülbenciğim, rica etsen bir dakika benimle gelebilir misin güzel kızım? Hayırdır anne, ne oldu? Geldi. Kocanın yediği hatları kulaklarınla duy diyorum. Ya anne, Allah'ını seversen ya. Ne istiyorsun sen şu adamdan? Bir rahat bırak gözümü seveyim ya. Elindekileri bırak da gel. Hadi, hadi. Nagihan, Nagihan. Dünyalar güzelim. Sen bir tanesin. Sen dünyalar güzelisin Nagihan. Seni seviyorum Nagihan. Aşkım Nagihan. Anne, bu ne diyor ya? Ah güzel kızım, bak gördün mü, kocasının sevgilisinin adını bilen tek kadın sen olacaksın. Ben şimdi göstereyim. Sakin ol, sakin ol. Anne sen bu işe karışma. Ben onu anasından doğduğuna pişman edeceğim ya. O Nagihan kimmiş? Soracağım ben ona. Saçmalama. Sen Nagihan'ı soracaksın. O da sana Nagihan'ın kim olduğunu söyleyecek. Salak, inkar eder. Ben sabah kadar bunun Nagihan, Nagihan diye seslerini mi dinleyeceğim ya? Gülbin, kocanı takibe alacağız. Nagihan'la buluştuğunda basacağız. Avukata verip bir boşanma davası açacağız. Sonra kocanı paspas gibi kapıya koyacağız. Anladın mı? Anladım anne. Haklısın. Ben... Yürü. Abariza Gioni. Hoş geldiniz. Tanıştığıma memnun oldum. Aslanım benim, kara kızanım benim. Seni ne kadar severim bilemezsin. Geç bakalım böyle ha. Baba, öldürecek misin sever çocuğu ya? Geç bir oldu bakalım. Gel. Osman, ay yavrusunu sever. Gel, yamacıma gel. Yok Osman babacığım, ben iyiyim burada. Uzak durayım seninle. Siz Dilek'le evlendikten sonra seninle ne kara kucak güreşler yapacağız ha, kara kızan. Mambiye başlık olsun Tatuaki. Tvomba mumruhusu Dilek. Avvene, nao bayana. Ne dedi? Şey diyor Osman babacığım, yüksek müsaadenizle Dilek benim için istiyor efendim. Ha güzel. Madem ki bana zürafa kuyruğu, zebra toynağı yedirdiniz, ben de size kızı vereceğim. Şimdi de size düğün hediyemi takdim edeceğim. Düğün hediyesi mi? Evet, düğün hediyesi. Aa, balta! Balta! Evet, balta. Sizi doğramak için. İşte senin evine geldik. Burası benim evim mi? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ya insan kendi evini hiç unutur mu? Buyur. Sen gerçekten hiçbir şey hatırlamıyor musun? Nişanlını da mı hatırlamıyorsun? Oy kız, sen ne güzelmişsin da. Keşke benimle nişanlı olsaydın da bu güzel evde beraber yaşasaydık. Yok. Hatırlamıyorum. O zaman bak şimdi sana güzel bir soru soracağım. Hazır mısın?
Bak şimdi, ben mi daha yakışıklıyım yoksa nişanlın mı? Ben şu kapıya bakıp geleyim, sen bu soruyu iyi bir düşün, tamam mı? Hiçbir yere ayrılma. Heh. Allah Allah. Hayırdır kardeşim, kimsin gecenin bu vaktinde, ne işin var buraya? Ulan Azal, sen kimsin? Ne işin var benim nişanlımın evinde? Ay gözüm, gözümü çıkardım. Anne! Anne! Ne var? Ne oldu? Anne bu ne ya? Sinancığım hemen gel, uçuşa geç kalmayalım. E bu ne demek anne ya? Nagihan bu, Nagihan. Ana! Uçuştan ne kastettiğini anlayamadın mı benim kalın kafalı kızı? Ben onun var ya saçını başını böyle yolu yolu veririm ha! Şşş! Sakin ol, biraz daha bekleyeceğiz, biraz daha. Onlar aşk yuvalarına gittikleri zaman biz onları basacağız. Tamam. Ama biraz daha sabır. Al şimdi bunu. Gidiyoruz içeriye. Sinan'a ver, bir şey belli etme. Bekle. Tamam. Sinancığım. Hı. Sana bir mesaj var. Hı. Sağ ol yavrum. Hı. Müşteriden geliyor. Benim ağzından çıkmam lazım. Hı. Hadi ben kaçtım. Arkadaşlar, İçinizde bir kişi hariç hepinizi öpüyorum. Bilin bakalım o şanssız kişi kim? Çak. Hayırlı işler damat. Sağ ol kaygana. Allah razı olsun. Yürü, yürü. Hadi yürü. Babamın yine başı belada. Kemal, oğlum, nedir senin bu halin? Herhalde sana otoyolda bile kamyon çarptı ha? Şey oldu, şey... Ne oldu, dayak mıydı? Aa, yok hocam, ne dayağı mı ya? Ben dayak yiyecek adam mıyım? Şey oldu, kapı çarptı. Kapı mı çarptı? Ha, otoyoldaki kamyonun kapısı çarptı. Yok yok, var bu işte bir şey de. Dur bakalım, yakında çıkar kokusu. Gel, gel. Herhalde canım. Buyurun Akasya Durağı. Ha Melahat Hanım, buyurun. Nasılsınız? Bugün ben durağa gelemeyeceğim de onu bir bildireyim istedim. Gelmeyin tabii canım. Yatın biraz istirahat edin. Yok yok, istirahat etmeyeceğim. İstirahat etmeyeceğim de bugün biraz koşuşturmam var benim. Düğün hazırlıkları içindeyim. Ne düğünü? Ah ah ah, ben size söylemedim değil mi Nuri Bey? Tuğçe ile Murat evlenmeye karar vermişler. İşte onun hazırlıklarına koşturacağım. Anlamadım. Tuğçe ile Murat evleniyorlar mı? Evet. Çok sevindim ya. Hay Allah, haylaza bak. Bir de babası sayar beni. Evleniyor da haberimiz bile olmuyor. Şuraya bak, herkes evlendi, bir ben kaldım. Melahat Hanımcığım, düğün için ne gerekiyorsa lütfen çekinmeyin, bana bildirin. Buradayım ve her türlü yardıma hazırım. Çok teşekkür ederim Nuri Bey. Ha Nuri Bey, bu arada Tuğçe'nin bugün gelin hamamı var. Eğer madem eline müsaitse onu da bekliyorlarmış. Peki, tamam söylerim. Tekrar çok sevindiğimi bildireyim efendim. İyi günler. Vay be Mehmet Hoca, görüyor musun? Tuğçe ile Murat evleniyor da bizim haberimiz bile olmuyor. Vallahi Nuri babacığım, benim de haberim olmadı. Bana kimse söylemedi. Aslında dün akşam Şükran bana bahsetti biraz. Evet. Bana da Safiye yatakta bile şöyle çıtlattı. Ha, hepinizin haberi var. Yani bir benim haberim yok ha. Kalimera. Hoş geldiniz. Aleyküm Kalimera. Nurimu. Geçiyordum. Bunların evi yok mudur be? Buyurunuz hanımefendiciğim. Az önce Melahat Hanım telefon etti. Tuğçe'nin gelin hamamı mı ne varmış? Efendim, Elena Hanım'ı da bekliyoruz dedi. Aa,
Tuğçe ile Murat evleniyor mu? Ya keratalar şeyle bu Yıldırım Nikah ile evleniyorlarmış ya. Oo, siz daha uyuyunuz Nurimo. Çoluk çocuk evleniyor, siz daha nikah işlemlerine başlatacaksınız. Oo, bakınız da ders alınız. Tamam, tamam Elin. Kesin kararımı verdim. İşlemleri hemen başlatıyorum. Alo. Günaydın Banu Hanım. Ben geldim, kapının önündeyim efendim. Sinan, iki küçük valizim var. Benim belimde ağrı var da sana zahmet gelip alır mısın? Tabii efendim. Hay hay efendim. Tay tay efendim. Bay bay efendim. Hemen geliyorum. Günaydın Banu Hanım. Günaydın Sinan. Valizler içeride. Girip alabilir misin? Tabii. Ben ayakkabılarımı çıkarayım da kirlenmesin. Sizin ne işiniz var burada ya? Asıl senin ne işin var bu kokoşun evinde ha? Sen utanmıyor musun benim gül gibi kızımı bu aşifteyle aldatmaya? Bir dakika ya, bir dakika. Bir yanlış anlaşılma var. Ne diyorsunuz siz ya? Delirdiniz mi siz hanımefendi? Hanım! Sen benim delirmiş halimi görmemişsin daha. Şimdi görürsün sen delirmişi. Hey! Görevim, bir saniye. Bir dur be! Bir dur Allah'ın yolu. Sen gelme şimdi ya. Karakolda olduğunuzu unutmayın. Dur bir dakika, bir dakika. Unutuyorlar komiserim. Bunlar karakolda olduklarını unutuyorlar. Özellikle de bu kayganam olacak şanzıment. Geleceğin müstakbel emniyet genel müdürünün karşısında olduğunu unutuyor komiserim. Sinan, yağcılık istemez. Hanımlar, siz bu zavallı kadından ne istediniz? Zavallı mı? Bu mu komiserim zavallı? Bu kadın benim yuvamı yıkmak istiyor. Sonra da zavallı oluyor. Ben bu kokoşu yırtarım ayol. Hanımlar, yeter. Hanımefendi, siz bu kadının kocasını yoldan mı çıkardınız? Tövbe tövbe! Yok öyle bir şey komiserim, iftira atıyor. Evet, yok öyle bir şey komiserim. Koskoca komiserin karşısında yalan söylemeye utanmıyor musun sen? Ev açmış komiserim bu karıya, ev açmış. Komiser değil, komiser değil. Geleceğin emniyet müdürü o. Bu namussuz kadın sabahın köründe benim kocama mesaj atıp gel sabah sabah uçuşa geçelim diye mesajlar atıyor komiserim! Komiserim, ben uçuşa geç kalmayalım diye mesaj attım. Daire müşterisiyim Sinan'ın. Beni alıp havaalanına bırakacaktı. Hostesim ben. Buyurun, bu da kartım. Hanımefendi doğru söylüyor, hostesmiş. O zaman komiserim, niye benim kocam sabaha kadar bu kadının adını Nagihan, Nagihan diye sayıkladı? Gülübek, sen Nagihan diye ne anladın Allah aşkına? Bunu mu anladın? Evet, benim adım Nagihan değil ki, Banu. Nagihan ki peki? Beygir, beygir, beygir. Komiserim, ben bir at yarışı oynadım. Altılı ganyan yaptım. İkinci ayakta da Nagihan diye bir kısrak var. Aha onu tek geçtim. Aha bu da kuponum. Demek ki heyecandan sabaha kadar ben Nagihan, Nagihan diye atın adını sayıkladım. Benim Gülübük de ne anlamış komiserim? Babacığım çok affedersin ya. Ben senden nasıl özür dileyeceğimi bilmiyorum. Ya ben bu anamın fesadına uydum. Oh ne ala. Sonuçta döndün dolaştın, ihale bana kaldı yani. Hanımlar, hanımlar yeter tamam. Burada münakaşa edip durmayın. Hanımefendi, siz bu hanımlardan şikayetçi misiniz? Aslında şikayetçi olmam lazım ya. Hadi yine büyüklük bende kalsın. Oh, şikayetçi değilim komiserim. Mesele yok. Buyurun o zaman gidebilirsiniz. Buyurun kimliğinizi. Ben de şu ganyanımı alayım komiserim. Yürüyün, yürüyün. Allah size ne diyeyim? Yürü yürü be, yürü. Yürü kaygana. Rezil ettiniz beni, rezil. Kusura bakma kardeşim. Hoşça kalın sayın İstiklal'deki emniyet müdürü. Merhaba Zeynep abla. Annemler nerede? Hamama gittiler. Ne? Hamama mı gittiler? Ya niye bana söylemediler ya? Niye siye haber etsinler Can? Geçen sefer hamamda neler yaptığını unuttun mu? Neyse Zeynep abla, benim eve gidip ödevlerimi yapmam lazım. Çok ödevim var, sana hayırlı işler. Sağ olasın. Zeynep!
Hoş gelmişsin. Hoş bulmuşum. Nasıl, kolay buldun mu? Vallahi sonra sonra bulmuşum. Burada mı çalışsın Zeyno? Nasıl, iyi kazanayım sen? Ya iyi kazansam ne olacak hoşendam? Öteki tarafa mı götüreceğim? Kefenin cebi yok ya. Kız seni de duyan, yani yarın öleceksin sanacağım ha. Daha gençsin, para lazımdır size. Yok hoşendam. Badem dolmuştur. Ne diyorsun anam sen? Nasıl badem dolmuştur? Hastayım hoşendam. Çok az ömrüm kalmıştır. Seni de bu sebepten çağırmışım. Yarın hepinizi düğünümüze bekliyoruz artık. Artık bir yastıkta kocarsınız ha. Sağ ol abi. Murat'cığım ömür boyu mutluluklar. Sağ olun hocam. E artık dersi başıma. İnşallah kardeşim, sana da bulacağız birini. Ya Murat, ne diyeceğimi bilemiyorum ya. Yani bu günleri de görecek miydim ben? Hukuk fakültesini bitirdiğini gördüm. Şimdi de mürüvvetini göreceğim. Yok yok, ben bu kadar sevinci üst üste kaldıramam. Babacığım hep senin sayende. Biz de inşallah yakında Eleni Hanım'la sizin mürüvvetinizi göreceğiz. Kardeş dök, senin düğününde neydi onun adı bile? Bile bile. Ha, sırtaki oynayacağız ha. Açılın, açılın, açın, 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 açın. Nerede bu uzaktan kumanda? Şu televizyonu bir açayım. Ne oldu be çocuğum? Nedir bu kamyonum olan televizyonda? At yarışı var Osman Aga, at yarışı. Ha. Ne diyeyim bunlar? Tazı yarışı mıdır bunlar bile be? Nedir bu? Televizyon küçük de ondan Osman abi. Ha, ondan. Sinan be, bana bak, bu senin hani o misli oynadığın yarış mı? He Nuri baba, Nagihan, tam 20 misli oynadım, zengin olacağım, zengin. Kimdir bu Nagihan? Nagihan, at Osman Aga, at, at. Arkadaşlar, bu tarihi ve bu saati yazın. Yıllar sonra torunlarınıza diyeceksiniz ki, işte Sinan Kaya'nın zengin olduğu tarih ve saat budur. Sinan, senin at hangisi? Hocam işte şu arkalarda koşan. Sinan abicim o çok arkalarda kalmış. Eşek olmasın bu? Sus be, sus. Sürpriz yapacak oğlum Nagihan. Herkesi geçecek, birinci olacak. Eşek sıpası. Durun, durun. Şunun sesini açayım, susun biraz. Yenilmez Bey bilinen stiliyle grubun liderliğini alırken onu bir boy gerisinde Baba Ali takip ediyor. Baba Ali'nin iki boy gerisinde koş kızım. Var. Hadi kızım. Hadi. Şimdi hadi. Nagihan da atağa kalktı. Nagihan koş kızım. Yorulmaz Bey'i görüyoruz. Hadi. Evet, Tuana liderliği alıyor. Nagihan koptu geliyor. Nagihan geliyor. Tuana diye geliyor. Nagihan hadi bakalım. Yorulmaz Bey'i görüyoruz. Nagihan geliyor. Nagihan. Tuana. Nagihan. Nagihan. Nagihan tükesini. Nagihan tükesini. Ve Yorulmaz Bey Nagihan'ı geçip potaya ulaşıyor. Evet, Yorulmaz Bey birinci, Nagihan ikinci, Tuana üçüncü. Ne yaptın Nagihan? Niye tökezledin ya? Tökezlemenin sırası mı Nagihan? Sen niye tökezliyorsun ya? Bırak başkası tökezlesin. O tökezlesin, bu tökezlesin. Sen niye tökezliyorsun Nagihan? Geldi paralar. Geldi paralarım. Geldi paralarım. Bir dahaki sefere kazanırsın çocuğum. Bir dahaki sefere. Hadi. Nereye? Hamama. Hamam bugün kadınlara ait oğlum. Sen şimdi git yarın gel. Biliyorum teyzeciğim. Benim annem de hamamda. Şampuanı evde unutmuş. Telefon etti. Şampuanı getir dedi. Ben de onu getirdim. Müsaadeniz olursa gidip vereceğim. Sen kaç yaşındasın bakayım? Ben daha çok küçüğüm teyze. 6 yaşındayım. Yani kemiklerim eridi diye büyük gösteriyorum. Hem kapıdan verecek. Yani içeri girmeyeceğim. Ay tamam götür be. Peki teşekkürler dedi. Thank you.
gelme, buruşuk buşanma, bırak kulağını. Dillere bak, dillere. Hanım bana bak, bırak oğlumu. Senin ağzını yüzünü kırarım ben. Can, senin ne işin var burada? Ya Zeyno abla dedi ki annenden şampuanı evde unutmuş, onu hamama götürdü. Bak işte. Ya. Ya. Sizde hiç utanma anlarma yok mu ha? Eşek kadar arama alıp hamama getirmişsiniz. Babası da getirseniz bari. Babası da aynı kumur ha? Babasını ne yapacaksın şırfız be? Sana gösteririm onu babasını. Öyleyken böyle işte o Şendol. Ah benim kadersiz Zeyno. Sevdiğine doyamadan göçüp gideceğim bu dünyadan Eylem. Ben kendimi özülmeyeyim Oşendam. Ben Seyidimi özüleyim. Ben ölürsem perişan olur. O yüzden ölmeden onu evlendirmem lazımdır. Ah benim altın kalpli Zeyno'm. Bu durumda evlenince kocasını düşüneyim. Sevdiğin biri var mıdır Oşendam? Yoktur Zeyno'm. Niye sordun? Sence niye sordum? Vay. Zeyno'm yoksa sen Seyid Ağam'la beni mi düşüneysin? Vallaha ne olmaz ha? Niye olmasın kız? Hem eskiden beri Seyid'i beğenmez misin? Al işte siye fırsat. Hem Seyid'den ev koca mı bulacaksın? Ya Zeyno, Seyid benim abim sayılır. Nereden abin olaymış kız? Deli deli konuşma. Bak, Seyid çerli kızlarla yapamaz. Seninle evlenmesi lazımdır. Senin ona bakman, çocuk doğurman lazımdır. Ya anam, ben Seyid abimle nasıl evlenirim? Bak, hala abi diye. Abi yok, Seyid diyeceksin. Eve gittiğimizde de gizli gizli cilve yapıp kendiye aşık edeceksin, tamam mı? Tövbe yapamam vallahi. Ben de anlarım cilve yapmaktan. Yaparsın, yaparsın. Bak bu hastalık da aramızda kalacaktır ha. Kimseye söylemek yok. Tamam mı? Ya Hoşenden bacım, iyi etmişsen, hoş etmişsen, hoş gelmişsen İstanbul'a da niye gelmişsen? Evet. Öyle kendime gezmeye gelmişim İstanbul'a. Gelmişken sizi de bir görem dedim. Ha, iyi etmişsen bacım. Hoş etmişsen, hoş gelmişsen tekrar bacım. İyi yapmış da Seyit. Hoşendam senin nereden bacın oluyor? Adıyla çağır. Hoşendam de. Tamam Zeynep, adıyla çağırırım. Tamam, niye kızıyorsun? Hoşendam ne kadar güzelleşmiş, büyümüş, serpilmiş der mi Seyit'im? Zeynep, yani var ya ben Hoşendam'ı bildim bileli. Ha böyle eşek gibi bir kızdı yani. Ya Seyit, hiç kadın kısmına eşek denir mi? Azıcık kibar oluyor. Tamam olayım. Eşeksiniz Hoşendam. Ya Seyit! Ya tamam Allah Allah, şaka da mı yapamayacağım ya? Hoşendam ne dedi biliyor musun Seyit'im? Maşallah dedi, Seyit ağam ne kadar yakışıklı olmuş dedi. Peri kızları gibi oldun. Tuğçe. Keşke babacığın da yaşasaydı. Şu günlerimizi görseydi. Anne bak ağlayacağım ama şimdi. Sen hangi arada büyüdün de kuş gibi bu evden uçmaya kalkıştın? Annem üzülme, hem çok uzağa gitmiyorum ki. Bak yemek pişirmeyi öğrenene kadar Murat'la her gece sendeyiz. Gelin. Her gün gelin olur. Sen hiç yemek yapmayı öğrenme sakın. Tamam. Hep gelin bana. Hep gelin. Hadi geldiler. Hadi üzülme artık. Bekletme. Hadi. Hadi. Hadi olsun.
canlım. Gül yoldum orağın anneli. Şanguk şehrin güllük perili silfandım. Artıkım sizin düğünde de böyle biz de oynayacağız değil mi? Ha? İnşallah Osman Bey, inşallah. Ay şuna bak nasıl iştahla inşallah. Kudurmuş bu kadına ya. Ay kız anne sus Allah aşkına, duyan olacak, ayıptır ya. Ay çok tumurumdu. Fethiye'cim, darısı senin evlatlarının başına olsun inşallah. Ah ah, işte o biraz zor be Melahat Hanımcığım. Osman hayatta izin vermez bu dilin kara kızanla evlenmesine ama. Belli mi oğlum, bekle bakalım. İnşallah. Giderim dur diyen yok Lili, Halili Halili fincanlım. Kebap oldum yiyen yok Lili, Şanguk şerili güllük berili silfandım. Ayrılık gömleğini Lili, Halili Halili fincanım. Benden başka giyen yok Lili, Şanguk şerili güllük berili silfandım. Ayrılık gömleğini Lili, Halili Halili fincanım. Benden başka giyen yok Lili, Şanguk şerili güllük perili silifanlı. Ben de belediye başkanının bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Yetiştir beni Melaha Damla. Herkes bir taksi bekler, Akasya yollar.